Kusura bakma. Yani gerçekten çok önemli. Bizim tarihimiz şey değil. Sinan Hoca'ya diyelim de. Sinan Hoca'da herhalde vardır bu kayıt kuyuda. Sinan Hocam da yokmuş. Benim amcaoğlum da var dedi o. Evet. Diğer Afyon'da duran bir şey var. Buranca var bizim. Yani evet. Onda var dedi. Onda var. Onda var. Kayıt kuyuda. Tabii bunlar Arapça mı Osmanlıca yazılı. Onlardan Türkçe tercümesini yapıp vermek lazım. Tabii. Şu hangi tarihte fethedilmiştir? Fetheden zat kimdir? Mesela buraya geliyor, öğretmenlere soruyor. Şu kültür ve turizm müdürlüğü var. Adam yabancı. Memleketi yabancı. Geliyor burada öğretmenler soruyor. Bu Şuhutlu öğretmenler de ben küçük çocuğum. Ya bu Şuhut'un yerlisi veya yabancısı. Bu diyor Şinada şehri Selçuklulardan birinci Alaaddin Keykubat'ın zamanın saadetlerinde bu zatı gösteren genelkurmay başkanı. Aynı zamanda Anadolu Rumeli beyler diyor. Buraya geliyor. Burayı fethediyor. Onun ismine izah eden şu mutfakta. Zeyho o kız öğretmen İslam askerlerinin içerisinde diyor babayın gösterişini yakışıklı babayın bir oğlan varmış. Adın neyse ne? Bana Ömer Şef Şuhudi derler. Öyleyse tamam. Bunun adı da güzel, kendi de güzel. Öyleyse bu adamı ismini memlekete koyuverelim. Diyor. Ama işin künhüne, esasına vakıf değil. Kız kültürlü değil. İnsan da bilmiyor. Yani yüksek tahsili de değil, tarih araştırmacısı da değil, bilmiyor. Soruyorlar, bu Şuhut ismi neden kalmıştır? Nereden kalmıştır? Bu ismi nereden almışsın? Yani işte İslam askerlerinin içerisinde bir oğlan varmış da asker, nefer. Şimdi Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e, sen piyade erisi nefersin diyerekten, onun ismini böyle desek bu korsan şu ortası başına o adam razı olur mu? Olmaz. Piyade eri başka, nefer başka, koskoca genelkurmay başkanı, orjinal olur başka. Eroğlu adıyla o hükme şerefini devletine vermiş. Adam orjinal olmasa burayı fethetmese olur mu? O da demeye yok lan baba sen bunu söylüyorsun ama dindeki dava edeseler sence. Var mı elinde de beyefendim? İlamın, kermanın, beratın, secerlerin, orijinal asırlar var mı? Arapça, Farsça, Osmanlı, İbrani, Süryanice veya başka insanda görelim demiyor. Ha, ben öğretmen bir kıza sordum da İslam askerlerinin içerisinde Ömer Şef Şuhudi denilen bir adam varmış da neferemiş de yani kabadaymış. Onun ismini koyuvermişler deyip gelen adama bu şekilde bağlıyor. Kupeli Camisi, mesela Büyük Cami, Yarı Cami, İpiş Camisi, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan İki tane müfettiş geldi. Biri Arıtlar Kurulu'nda, Vakıflar Genel Müdürü de Diyanet İşleri Başkanı. Bizim Nuri Hoca var, Nuri Özenç. O enişte orası bizim abi. Acemenleri bize onlar. Evet. Nuri Hoca, sen memleketin yerlisin. Evet, yerlisin. Bu Kutları Camisi hangi tarihte yapılmıştır? Efendim? Ben hocam. Hoş geldiniz. Ben tarihçi değilim. Sonra yüksek tahsili bir adam da değilim. Mesela İpiş Camisi hangi tarihte yapılan? Büyük Cami hangi tarihte yapılan? Yapan banisi, hamisi kimmiş bunlar? Bu da kafadan atlayacaksın. Dindeki davaya elde senet lazım. Tamam mı? Mesela Kukları Camisi filan tarihinde filan adam tarafından yapılmıştır. Elinde bir rüzgatın, senedin, kanadın, tafuğun, ilamın, fermanın, beratın var mı? Ben bilmem efendim. Bizim memleketin yani bir alim bileman ya da alakiyatı hocam, bu adam tarihçi, o bilir acaba, onda bu kayıtlar, bu yüzaklar. Bütün aklın kanıtların, camilerin, türbelerin ve vakıf eserleriyatın muazzam bir kitabı var. Derya bu adam, derya. Okyanuslar gibi adam. Sonra Afyon kanıtları, erenleri, evliyaları ve bilim adamları diyerekten muazzam bir kitap yapmış. O kitapta, şimdi bu Hacı Paşa'nın oğlu var ya, İbrahim. Mermerci. Onda var. Bu eserde. Bu kitaplar dedalarında ona vermiş.
Oğlum diyor, ben seni severim. Fakat bildiğin, tanıdığın, ahbapsan, dostların varsa bu eserlerimi sen muhafaza et. Lazım gelenlere ver. Yani bunlar berai malumat olarak sen bilgi edilsinler diye o da var. Evet. Ali Boğlu İbrahim. Ya böyle kendi adamları vermiş. Bundan bir geçişte büyükler paylaştı. Bunları ele geçirebilir miyim? Sinan Hoca'ya bir saat, maşallah aktif biraz. Böyle şeyler iyi bir şey. Sinan Hoca'nın etrafı talukatı geniş. Şimdi ben araştırdım. Yani gerçekten belirli bir yazılı dokümanına ulaştık. Yani 30-35 sayfa, 40 sayfa. Evet. Tamam. Osmanlıca eserlere, yani yazılı kaynakların Osmanlı kısmına ulaşamadık. Bunu da ben Sinan hocamdan rica etmiştim birkaç defa. O işte bizim amcaoğluna diyelim filan dedi. Tam da bir diyalogumuz ondan sonra olmamıştı. Sinan hocaya diyelim de 100 lira gülelim. Bu dokumentları bir elde edelim. Yani. O da böyle şeyler meraklı. Meraklı. Meraklı hocam. Bir de karnım filan aşmıyormuş.